Hoş geldin oğlum. Hoş buldum baba. Nasılsın? İyiyim. Nasıl buralar? Güzel. Neden burada buluştuk? Başka bir yer gelmedi aklıma. Severdin dükkanda durmayı. Dükkanda durmayı değil de oyuncakları severdim. Hala seviyor musun? Küçükken oynayamadım hiç. Şimdi alıyorum arada sırada. Duruyorlar köşede. Ekmek teknemizdi burası bizim. Tabii. Ekmek teknemiz. Sen nasılsın oğlum? Ben iyi değilim. Hayırdır? O aralar maddi sıkıntılar falan. Bayağı borcum var da asıl sorun bu değil. Anlat oğlum. Gelmez elinden bir şey. Biliyorum. Sana söyleyebileceğim tek bir şey, tek bir hakikatin varlığı. Sığamıyorum. Nereye? Dünyaya. Olduğum yere. Kim sığabilmiş ki bu dünya? Çok mutlu herkes. Mutlular mı sence? Değilseler bile öyle gözükmeyi becerebiliyorlar. Sen beceremiyor musun? Yok. Küçükken de böyleydin. Beceriksizdin. Sık sık hatırlatırdın sen de. Hiç kimseyle konuşamıyorum. Neden? Bilmiyorum. Her insan aynı değil masalına da kanmak istemiyorum artık. Her insan aynı bence ya. Annen? Annemle hiç konuşamıyorum. Her gün yemek yapıyor. Sarma falan sarıp buzluğa atıyor. Vişne almış pazardan. Onları da buzluğa attı. Sen çok sever misin? Severdim. Bir şeyi neden soğuk tutmak ister ki insan? Bozulmasın diye. İnsan da öyle. Dünyaya kalbi bir ısını verdi mi? Bozuluyor. Isınamıyorum ben. Düzelemiyorum da. Mutlu değilim. Kredim bitiyor yine çekiyorum. İyi yerlerden giyinmeye çalışıyorum. Telefonum her sene yeniliyorum. Telefon ihtiyaç. Hangi özelliğini tam kullanıyoruz ki? Orası öyle. Kamerası iyi mi? Kaç megapiksel? İyi. Kaç megapiksel bilmiyorum ama 4K video çekiyor işte. Hangi marka? Malum marka. Her şeyin başlangıcı yani. Bunu söylemek için mi sordun hangi marka diye? Hiç değişmemişsin. Bir şey sorduğum zaman anlardım nereye bağlayacağını. Öyle ama. Bugün buradaysan, ben buradaysam, elmadan sebep. O elma öyle bir şey değil. O ağaç her gün çıkıyor karşımıza. O elmayı biz her gün yiyoruz. Her gün düşüyoruz dünyaya. Muhabbetin hiç çekilmiyor. Gideyim istersen. Yo, kal. Küçükken de böyle yapardın hep. Nasıl? Konuşmazdın benimle. İyi bir baba olduğumu söyleyemem. Sevmediğimi söyleyebilir misin? Beni sevdiğini bana kızarak belli etmeye çalıştın hep baba. Ya da öyleydin bilmiyorum. Sevdiğini bile söylemedin zaten. Söylemem mi gerekiyordu? Hem annenin yüzünden. Suçu anneme atma. Kadın o kadar kahrını çekti seni. Şimdi işte biraz rahat etti. Çok şımartıyordu seni. Şımarıklık ne ki sana göre? Sana her yaklaşmaya çalıştığımda şımarma dedim. Ya güldüm şımarma dedim. Normal olan ne varsa şımarıklık zannettim. Ortaokulda lisede parmak kaldırmaya korktum. Biliyor da şımarıyor demesinler diye.
Bunun yeni yeni farkına varıyorum biliyor musun? Bir derdim oldu, kimseye söyleyemedim. Acaba yük mü olurum diye. Kendimi yük gibi hissettirdin bana baba. Bugün de bütün yüklerimin sebebi sensin. Gülme baba. Allah aşkına gülme ya. Hayatın boyunca hep somurttun, bari şimdi gülme. Baba. Baba. Alo. Merhaba, iyi günler. Ben bu sizin gözlüklerinizden birinde bir sorun yaşadım da. Şu an mezarlıktayım. Evet, bu numara. Ayşe. Yunus. 8-1-1988. Şu an babamın mezarındayım. Neo Premium No 8'deyim. Tabii bekliyorum. Evet, buradayım. Dinliyorum. Paketi mi yükseltmem gerekiyor? Bana paket söylenmemişti ama. Peki bu sınırsız paket fiyatınız nedir? Peki yükselttiğimde ne gibi avantajlara sahip olabilirim? İki kişiye kadar aynı anda görüşme imkanı. Mekan ve diyaloglarda değişiklik yapabiliyor muyuz? Mekan değişebiliyor ama diyaloglar benim babamı size anlattığım gibi oluyor yani. Tamam, anladım. Teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. Hayır, anket için hiç vaktim yok.